Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Buyurun oturun. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Öyle mi? Öyle mi? Ne bileyim, ben kamerayı uzattım diye. Hangi megafon? İyi, iyi, böyle daha güzel. Arkadaşlar şimdi iftar saatimizi yaptık. İftardan sonra çayımızı ve pastamızı yiyeceğiz. Evet. Sizlerle güzel bir video olsun. Arkadaşlar size. Biliyorsun zamanında birisi çekiyor, birisi konuşuyor derken dediler ki abi kamera sabitle. Bir kere böyle çekin dediler. Yani sizin yoğun isteğiniz üzerine biz de bunu böyle yaptık. Evet. Şöyle şimdi yiyelim de. Hadi bakalım. Birini o tarafa al kızım. Birini buraya al şöyle. Yedikten sonra gene buraya da sıçıyor. Kosun koşa. Anne bu neyli? Ketçaplı mı? Bu ketçaplı, evet. Kutlu daha çok seviyor. Ama istediğin ketçap anladın ya. Bunun üstüne acı biber, kabuk biber mi var? Vallahi ya. Benim de acı lemon daha iyi. Hem de çok tatlısı var. Bakalım mı? Bakalım. Evet. Spora gitmiyorum ama bedavaya kesiyorlar. Ulan o para için bize bir hatta kanal olsun onunla ya. Abi kasların eriyor. Bence yapmam. Bunu da çatayım. Hayır, onun fikrinin çok şey var. 9'cu olsa. Aslında onun fikrini yapayım. 9'cu kadar öderim. Orası bir tane. Baba ben daha var bir gün. 9'u açıldı yok oğlum bir şey. Bak baba. Boşuna senelerce para dersiniz. Yani, al anne. Sen bir kemal bak. Netflix kattınsa iyi. 2-3 günü koyarım. Koran kasaya geçecek. Anlıyorum ben güzel öyle. Yani neon niye boşadın ona para şey geçecek ki? Bu da Fulya'ya veriyor mu Fulya'ya? Sana küçük o. Fulya saç şeyler bu milyar geçecek oradan aşkım. Biz kimlik yapalım. O 9. aysa bugün bu ay 4. ay. 5 ay daha ödeyelim. Ondan sonra bir tane her adam. En azından 5 ay daha ödeyeceğiz. Ne yapacaksın lan? Bir çıkamıyorsun ki. Sana işte. Alan mı şey? Fırsatçı var. Tepiz değil ki. Tepiz değil ki. Bütün Almanya diyor. İşte adamlara böyle şey yaptılar. Bu benim olsun bu küçük. Hani tamam ben 15 öyle diyorum. Bu 20 öyle diyor. Evet, nereden baksan spora gitmedi yani insanlardan para alıyor. Senin 300 euro oldu boşa giden para. Boşu boşu. Yani. Ben bunu yapamıyorum. Tamam bir açayım bir etmem. Ne yapayım dur dükkanı gidelim para verin diye. Ama şöyle nasıl oluyor? Kesiyorlar ki. Niye para kesiyorlar? Kesiyorlar işte. Bu dünya böyle. Ben yapmam istedim. Burası Almanya. Ben küçüğünü istedim mesela. Size büyük vereyim. Bu dünya böyle. Yani çok büyük valla açayım be. O zaman seviye veren bana. Bana çatal kaldı mı? Ümit'in yemeğin parasını alıyorlar kızım. Adam bize yağmur parası alıyor yağmur. Şöyle getiriyorlar, ekmeği koklatıyorlar. Yeme sen diyor, biraz sen onu koklatıyor. Adam diyor ki arsan büyük diyor. Adam diyor ki bu yağmur adı, büyük tane para alayım diyor. Yağmur parası veriyorum ben ya. Allah'ın yağmurun yağmuruna para veriyorum. Abi bir koksana. Ben senin el ayarı bozuk mu daha? İyi iyi. Bir şey olmaz. Kokla, kokla abi. Al aşkım sen de. Parasını ver. Beni istiyor mu, kıza mı vereyim? Annem çay var ya. Çaydan dedim ya. Al bunu. Ben yapmayacağım ya. İçmek istemez size uymayayım çay. İçmeyecek mi? Fulya sen çay içeceksin mi çay? Ya aldın ay. Sen tamam. Mikros kartını ben istedim. Birazdan istersin. Bu mu gitmeyecek abi değil mi şeyde? Hayır. Yok gitti be ya. Rıza gitti. Rıza gitti ya baba. O değil kız. Bu bir ödül oyunu mu? Öyle bir şey var mı? Hayır. Hayır. Dün ben baktım sakmanla diyor ki böyle birisi gidecek oradan diyor. Sonra arayına var ya. Ağlıyor. Adam şu görmüşsündür şu haberler ki olamadı ya. Bitcoin çarpmış. Ya şey gibi. Önceki şeyi yaparken ve o çıktık var. Biri oldu. Tosuncuk. Tosuncuk. Bu da ikinci tosuncuk oldu vallahi. Millet ağzına baktılar. Ama ne diyor adam bugün haberlerde? Şey diyor. Türkiye tarihinde de ilk büyük çarpılan para diyor. 2 milyar dolar. Hani tosuncuk da şeydi ya. 2 milyar dolar. Adam biliyor musun parayı? Bitcoin'e çevirmiş. USB stick'i koymuş, cebine atmış gitmiş. Baba. Wallet yapıyor, wallet. Offline wallet. Koymuş cebine 2 milyar doları. Neymiş? Nereye? Albaniye'ne. İşte kaçmış kaçmış. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere duymuştum haberlerde. Salı günü kaçmış, bir de bugün şey açmış. Twitter'da
mesaj gönder yayılmamış ya. Hı-hı. İnanmayın bu tür şeylere ben geri geleceğim diye. Mesela o kadar para yolunu da gelirsek. Onu da şey yapmıştı biliyor musun? Adam para çakmak istemiş. Şey demişler, işte işleme girdik, alt saat üstünü kapalıyız. Baba, ben bir keresinde böyle dolanımdan geçerken duymuştum bir şey. Tosuncu ve bazen dolandırdığım şey değil mi? Bazıları aslında dolandırılmamış. Kızım bak, bu Bitcoin, Bitcoin işte kızım. Bilmeyenler sakat. Bilmeyen sakat. Adam bugün haberde gösteriyor. Abi diyor Bitcoin'e geldim diyor. İlk başta çok alındım diyor. Sonra bir kaybettim parayı diyor. Onun lakabı tosun mu? Değil mi? Şey değil mi? Olamadı Antalya'da. Hatırlıyor musun Antalya'da? Evet. Anası babasını buldu. Ya. Bitcoin paradan evet. Ya. Evet. Baba. Anamın işine girişiyorum. Var evet. Sakayan. Al altını. Bitcoin'e evet. Şey sanıyordum. Bir içecek sanıyordum. Bir için. Boş geç. Bizde olmadığı için de sen alsan evet. Sen ben de. Evet. Böyle var diye bir bu Bitcoin iş çıktığında böyle demir paralar var böyle Bitcoin yazıyorsun be. Adamlar sattılar $1,000 Bitcoin bu diye. Şimdi haberlerde çıka çocuklar da veren ne olur da. Ben yemek seviyorum. Adam bu. Sen pastanı yiyin. Sade sade. Adam bir iş herkes düştü mü bu işten kaçacaksın. Evet. Eskiden bazı sanatçılar ne yapıyormuş diye kaç yılında Bitcoin alıyor. Emrah. Değil mi? Emrah. Emrah şu dizi çevirdi diye ATV'de. Adı ne onun? Bir şey dedi ya hatta oldu gitti biliyorum ben onu unuttum. Emir Ecesi'nin değil mi? Hayır hayır. Orada oğlu gitmişti ya bir köşk mü bir şeydi vardı ya dediği ne orada. Ne oldu zaman? Bir şey konaktı ya değil mi? Neyse işte. Bir konak vardı. Adam alıyor mu parasını? Bak o da akıllı. Her şey Bitcoin almış. Niye? Bitcoin vergi ödemiyor o da onlar. Abi vergi ödemiyor vergi muhafız tutuyor. Niye? Kimse haberi yok. Bu ne ya? Pastayı mı değirdin? Yani gene, şimdi şu altın alırsın, altın yine şamur düşse gene altındır. Satarsın şeye bitersin. Ama adam Bitcoin tutamıyorum ki, elini tutamıyorum. Yok. Ya sana bak, hani bu en her şey bir yere gelin kaçtın orada. Bunu unutma. Bak bu çok şey, bu canavar bir tane kız vardı. Bu şeyle. İsmi neydi? Herkesin böyle boğulamış köpürdü ağzına. Evet. Milletlerin de vardı, ikiz gibi. Şaka yaptı nasıl mı? Adam diyor ben bugün diyor 30 milyon şey kaçtı, 30 milyon. Tabii estağfurullah. Neden bu lafı yok? Yıldızı da söyleyeyim, 30 milyon. Para. Millet kirasını şeyini zor ediyor. Ay sonunda çoluğun çocuğunu zor ediyor. Ooo bu bende de biliyor musun? Evet. Dünkü video galiba. 118 bin lafı geçti. Adam diyor sıkıntı ya diyorsun şimdi Amerika'ya diyor. Doğru bir şey anlatayım. Aile diye 5 bin var atarsın kenara büyük sene para büyük ödüyor. 118 bin. 53 bin. Birisi bizim bir şeyin altına. Baba emir edildi bir şey yazdı diye. Hani artık daire. 180 bin lira. Yok 118 bine daire attık. Evet. Artık baya şikolaya gitmiş diye. Birisi de yazmış ki yoruma. Yani yazan kimse Türkiye'den zaten. İşte her ay 5 bin euro para alsam kenara koysam parayı. Siz ilk senede bir daire alırsınız diye. Niye var? Sizin için çok para değil yazmış da herhalde bize çeşmeyi böyle açtığımızda paralar akıyor zannediyor. 5 bin euro ne demek? Her gün suda olmuyor. Oradan para da olmuyor. Kim burada 5 bin euro ayda kazanıyor? Hadi 5 bin euro aldım. Biz doktor avukat mıyız? Doktor avukat da o kaç bin euro ödedi. İşte. Hadi 5 bin euro aldım. Yemek insan oldu. Hiç mi bir şey mi diyeceksin ya? Hı? Ha ben almayacağım mı? En ucuz kira burada 600-700 euro. En ucuzu. İşte uzaktan davulun sesi. Yok. Şeye ben eve, biz eve kaç para diyoruz? 120 euro diyorlar para diyoruz, 120 euro. 80 euro su da diyoruz, 200 euro satacak suyla diyorlar gidiyoruz. İnternete bak bunu. İnternete ödüyoruz. Ulan yalan, yalan yağmura ben para ödüyorum ya. Ceren var, bilgisayar alın buraya. Yani. Millet öyle zannediyor. Ha, 5 bin euro para koyuyorum da ilk sene dairelerini yapma ya. Öyle kurmuyor. Arkadaş 5 bin, 5 bin euro, 5 bin TL kaçtı galiba. Öyle kurmuyor musun? Ben her gün ev olurum. Aynen. Her şeyin adı var. Nereye gidersen git, her yerde kazandığın gibi onun da bilgilerin şeyi var. Neresi? Yok ya ben... Küçük küçük al annem dökeceğim o zaman. Ben yeni öğrendim annemle. Çok annemden yeni öğrendik. Benim çıraklığımı alsın 550 euro'du. 550 euro. Evet. Sonra ben geçimde 550 euro. Öyle kolay oluyorsa bu işte. Oo, ilk senede ev almış. Yapma ya. 5000 euro. Aa. Bunu ben bütün Alman almayayım. Tamam ya öyle yapma annem. 5000 euro diye tabii. Avukat olacağım ben o yapacağım. Hem o para alacağım. O da olmak için kaç sene okuyacaksın da emek vereceksin de ondan sonra para alacaksın. Ama ay sonra yine 5000 euro alacak anne. Onun arabası var, benzini var. Zaten burada 2500 euro geçti mi acayip devlet veriyor. Acayip devlet vergi alıyor. Acayip. Evet. Acayip. Onun kirası var, suyu var, işi var canım. Ben depo çalıştım. Ulan ben 2000 euro vermedim ya. Ben 2000
2000 euro gömerdim. Depoda çalışırsan zaten. 11 sene çalıştım depoda. Ben bir ay 2000 euro neti gömerdim. Bak, ula parası var, şey vardı. Bana parası 2000 euro ben gömerdim ya. Zaten tek başına, doğru mu da gidip geliyordum ben? Tek başına çalışıyorsan bir depodaysan bir şey başı değilse ne ölürsün ne yaşarsın işte şey ne fakir olursun ne zengin ortada böyle adam, şey adam 5000 euro diyorsun dedim benim dayım sen neyi değiştin 5000 euro kim gibi veriyor burada sakin ya? Annem sakin o 5000 euro oynatsın ayında sonunda 2000 euro olur 5000 euro kim kime veriyor burada ya sakin sakin yaşkın o fakir olsam anne nasıl oynamıyorum oynama. Beğendiniz mi? Ben yaptım. Ben yapmış füdeyi veren ne yapayım? Annem bugün rahatsızım maalesef. Değil pasta yedim bak. Karnım zor doyurdu. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil değil mi kızım? Bir suyu versin füdeye. Ohan dene ben sana bir teşekkür ederim. Füdeyi bana ver ne olur. Bir daha bir teşekkür ederim. Bugün aldım sana beğenecek misin? Hayır o zaman şey yapıyor. Evet. Şişiriyor. Elleklebi var demek içinde bunu. Elleklebi bebekler gibi. Hayır. Ben bir var içinde. Çok sıcak. Evet. Leklebi üzerine şeker yapmışlar. Leklebi gördüm. Bu sefer su var içinde ila. Ana bu ne? La var içinde yaptın. Aynı şey gibi. Robot gibi Survivor'dakiler şey değil. Ve sempatik, eğlenceli bir insanlar yok. Keşke Sabri'ye gelsin değil mi? Unumalı. Su ver bana. Sabri de güzeldi. Evet, komik de. Bak. Dur. Bak. Bir saatte hiç araba geçmiyor kafanın. Doğru. Kafa geziyor. Sokak çıkmaya sonra bak. Bir saatte kafanın. Arda burası geziyor. Ha. Evet. Geziyor. Ne yapın lan burada? Baba sanki zombi babasmış gibi kimse çıkıyor. Onun cihazı kaç para ya? İlk başta 5 euro. İkincisi 250. Üçüncüsü 1000. Ona da gidiyor baba. Baba peki. Bana videoda kaybettim. Böyle koyuyorsun. Haberlerde görüyoruz ya Türkiye'de. Adam şeyi basıyorlar. Eğlence yerine kumara neyi basıyorlar. Adam ceza yemeyen diye kendini balkondan aşağı atıyor. Ya. Doğru. Anne sen gördün mü? Adamlar böyle bir şey oynuyor kumarını. Yatıyor ki ne yapmış adam? Camdan atmış. Adam masamda gelmiş. Ayaklar örtüyor. Lan diyor abi çık diyor lan çık ayıp git. Boy pot sizden diyor. Adam şeyin altını saklamış, lavabonun altını dolaba. Yani ben şöyle ben erkeğim, ben böyleyim, biraz da lavabonun altına geliyor. Yani düşünsene ne kadar şeyden, balkona kendini atıyor. Orada ceza yemeyen diye kendini atıyor. Ya ayağın bir yerin kırılsa, o hastane masrafının nasıl şey yapacaksın? Fakat sakat kalsam. Hayır, evde kadın öleceksin ya. Seni eğer o kadın hastaneye gelecek, ayağın kırıldı diye o kadına ne anlatacaksın? Çocuklarına anlatacaksın. Birisi var bugün yakalanmış Denizli'de. Adam 6 kere eletini yakalanmış. İçkide. 6 kere. Adam diyor ki elet nerede? Elet abi size diyor. Elet size. Ulan. Abi size bakın yatalım. Bakın bakın. Bakın. Böyle yaşlı bir şey böyle. Yaşlı bir şey. Nur yağmış. Adam ne olmuş? Ramazan günü eletsiz içkide halde araba kullanmış. Bir şey olmuş adam. Ne yapmış adam? Bir şey olmuş ki. Ben. Bir adam vardı. Karısının bizim kumar oynamış. Sen yere düşmüş ya. Ben aklını karım aldım diye bağırıyordun ya. Karısını bulamamış denizde ya. Kadın ayağına oldu ya. Polis atacağım diye ya. Polis atacağım. O ne şey? Bu atıcısı da normal ama görüyorum polis arkadan bulamış. Tuttu şey bayağı oğlum. Şu klip bayağı. Adam oturuyor ya. Kölezem ediyor. Doğru oğlum ya. Şaşırdım yine size. Estağfurullah ya. Tamam insanlar için. Bizim daha 2 gün oldu. Saat 9'dan sonra dışarı çıkmıyor. Bize 2 günde zor geldi de Türkiye'dekiler ne yapsın? Hep hani dışarı çıkma şeyi çoktan var. Onlar da. Ama adam sana bir şey demiyor ki sana git de orada kum. Hem yemek parası bulamıyor gidiyor kumarhanede ona yatırıyor parayı. Hani köpeğin var çıkabilirsin. Şey koşuşa gideceksen onu çıkartabilirsin değil mi abi? Koşuşa mı? Koşuşa. Valla spor hoş ya. Niye koşuda şey mi olur? Onun yeni sıralarının ilk özelliği. Hayır, jogging işte, jogging. Evet. Baba. İşte, normal yürüyeceksin anne. Anne, kalk. Annen, yürüyeceksin. Hayır, biz güzel mi? Anne, polis gelince mi ne yapacaksın? I'm trying. O zaman ceza yok mu? Yok. Esasen. Evet, anne, eğer niye bir çıkmış, sen gay bir şey yazsın, ben de gay. Anne, jogging. Lan, delin mi? Anne, sonrasında jogging yapıyoruz biz seni. Baba, düşünsene. Ama ben normal yürürüm. Bakın, karşıdan polis gelemem. Anne, boşturursun böyle. Ya o diyor makyajı falan götürüp diye bağlayan bir yere katılıyor. Asıl yok kız. Ben yürüyüşte şeyin alakası var. Hayır ya büyük ama abi öyle. Ben inanıyorum Allah basın. Baba düşünsene adam yanında. Kolay mı? Ben de ilaka anan gelir. Evet. Aynı yüzden. Ben cezaevine sarı dersin. Bak sen söyledin. Ben bunu tanımıyorum diye. Emin misin? Anne
Ya adam dün bildiğini hatırlamıyor. Sen de tarot... Hani ya sen... Ya anne de ben duymuştum. Eğer bir sopa yapmak için yasak değil miyiz? Evet. Sopa yaptığımda sağlığın için falan değil mi? Yanımda evet. Bir adam görüyor. Hastayı çayı içtik içimiz geri dışarı evet. Gidiyoruz. Ama sen örnek dersin aklına derim ben de direkt tanıyorum ben tanıyorum derim. Mesela, ben zaten derim adam bir şey söyle ben vas var anlamıyorum derim adam benim. Kaynı doğmuş. Kaynı doğmuş. Kaynı doğmuş. Ay doğru söyle adam yanında var takım var mesela şey dur. Şeyle Jones olsa süper gidiyor koşuş yapıyor. Polis geliyor adam ne takım elbisen kusura basıyor adam. Adam büyük kuyuya düşüyor böyle. Telefonu da siz yoksunuz. Melih abim bir yaşında var mı bilmiyorum. Türkiye izine gittik. Ondan sonra şey, Denizli'de Pamukkale'ye gittik. Pamukkale. Evet. Fotoğraf da var. Biz de ilk defa gittiğimiz için ben de oraya daha önce bakmamıştım şeylere. Melih abim kucağımda. Hadi senin abim yürüyor da. Sıcak tepeme vurdu. Araba. Ondan sonra bebek arabasını kaptırıyoruz bir taraftan. Orada da şeye girerken terliklerin falan ayağında terliğin varsa çıkarman lazım. Evet. Ben de Melih abim bir taraftan buzluyum bir taraftan sıcak mı? Hiç aklıma bile gelmiyor. Arkada adamın birisi şeyi rüyü almış, tütütük öttürüyor. Şey... Ben de hiç umursamıyorum dedi. Kim öttürdüğünü bilmiyorum ki. Bir şey diye bayan, bayan, ayakkabılarını çıkarın bayan diyor. Adam ciddi bağırıyor kendini evet. Böyle. Ben de diyorum ama hani... Sen aslında burada falan bir ulu onunla öyle davranıyor. Ben hiç bir şey vermiyorum yani böyle bana bağırıyor şeyi. Pamuk hani, ayak, pamuk ayak. Bana sesleneceği aklıma gelmiyor. Ben fotoğrafta görmüştüm, cıplak ayaklısınız. Tamam işte ondan sonra durmadan bayan diyor bu. Sonra düğüme geldi dedi, bayan iki saatte tütük öttürüyorum dedi, ayakkabılarınızı çıkarın dedi. Ben de şey dedim, sen bana mı ötürüyorsun o düdüğü dedim. Zaten sıcak tepeme geçmiş, kucağımda çocuk dedim. Evet. Duymadım bile ben seni dedim. Aktar işleri o ya. Evet. Bizim gitti mi? Daha önce gene ucuzdu. Evet. Adam bir denizde insanlar vardı ki daha hiç de Pamukkale'ye girmişlerdir. Niye bile açı pahalı olmuş. Pahalıymış, evet. Pahalı evet. Bayağı bir pahalı. Duyma ne pahalı olmuş. Sen bir... Sen de miydi? Kişi başına 70 TL dediler değil mi? Buyur da. Buraya 70 TL. Biz 6 tane kişi içeceğiz. Kaç para vereceğiz? Sanki pamukla ikisi verecekler bana 70 TL. Yapın lan. İki suyun içine geleceğim. Tozcuğun bitti. Su oğlum gülüm su ya. Biz havuz olsa... Bir havuz olsa ikisi kadar boşsa kırıp bize gidelim. Ne olacak? Hem paramız değil ki. Dönü yürüyor musun? Bir dakika ya. Çay soğudu benim ya. Ben yenileyim mi çayları? Dönüşeyim mi? Aldım ki. Aldım. Bir kontrol edin bakalım kamera sizi alıyor mu? Herkesi. Alıyor. Bir el sallayın bakalım bana. Evet alıyormuş. Kameraman arkayı bir geçirin dedim şöyle. Böyle tam yüzü böyle. Mülk Bey. Evet. Hadi sen kameranın şeyine gel bir kapanışı yap. Ben de karşı el sallayayım. Keramet ben de gel. Hadi bakalım. Şöyle oturalım. Nasıl paşamdaki kamaçıyı yapsın. Evet şöyle, sen söyle bakalım. Şöyle kol veren mi? Arkada uçak önü göbek veriyorum. Bu ne oğlum? Ha ben güldüm mü lan? Güldüm mü ne yaptın? İyi bağır mıydın? Çıkabilirsin. Çıkabilirsin. Arkadaşlar biz çayımızı içelim. Gördüğünüz gibi pastalarımızı yiyelim. Ben çeneye daldım şey yapamadım. Ne diyor hocam? Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın. Haberimiz olsun. Evet. Devamı gelir. Beğenmediyseniz biz yine yazın. Evet. Davranınız. Instagram adresimiz fullfn88. Facebook evet. Grubumuz kopmalardesi.com. Lütfen yorum, like ve abone olmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Korkmaz ailesinin kanalında kalın. Eyvallah. Bye bye.